Cumhuriyet'te yapılan devrimler, kadınlara verilen haklar maalesef arzu ettiğimiz seviyeye henüz bizi getirmedi. Bu gibi organizasyonlar, ödüller şahsımı, şirketimi, çalışma arkadaşlarımı onurlandırdığı kadar kadınların rol model olarak toplumda gözükmesine fırsat sağlaması açısından da son derece önemli. Bugün içinde bulunduğumuz, birlikte değerlendirildiğimiz OECD ülkelerine baktığımız zaman kadınların çalışma hayatına katılma yüzdesinin %63 olduğunu görüyoruz. Halbuki ülkemize baktığımız zaman OECD ülkeleri arasında bu kategoride hala sonuncu olduğumuzu ve TÜİK'in verilerine göre 2017 sonunda hala ancak çalışabilir yaştaki kadın nüfusumuzun %33,8'inin çalışma hayatına aktif olarak katıldığını görüyoruz. Eğer aradaki farkı kapatabilme şansımız olsa, ki böyle ödüller bunun bir vesilesi, biraz evvel dinlediğimiz sunuculuk yapan, ödüllerimizi veren, yanındayız gibi organizasyonlarla, kadınlarla, erkeklerin el ele vererek bu konuda çalışmaları, arzu ettiğimiz sonuçları uyandırsa, aradaki farkı kapatıp biz de %63 kadınların çalışma hayatına katıldığı bir ülke olsak, bu bizi dünyanın 11. veya 12. ekonomi ülkesi yapar. Gayri safi milli hasıla sıralamasına göre 287 milyar dolarlık ek bir katkı sağlar. Toplumumuza yapacağı başka faydalar sayılmakla bitmez. Kadınlar çalışma hayatına girdikleri zaman ilk önce ailelerinin sağlığını, sonra çocuklarının eğitimine para harcıyorlar. Bütün dünyada ülkemizde yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Biz genel elektrik olarak çok uzun yıllardır bu konuda çalışıyoruz. Kadınların sadece çalışma hayatına katılması için değil, katıldıktan sonra çalışma hayatı boyunca önlerine çıkan engellerin kaldırılması, kadınların güçlendirilmesi, desteklendirilmesi.